Pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Uçurum çok. Yani varılmıyor. Pazar yerine varmıyor. 1000 lira vardı, harcadım 200 lira para kaldı. 5-6 karabişi aldım. Daha da alacağımız yarısı geride. Domates aldık. Daha biber alacağız, bilmem ne alacağız. Onlar hiç daha almış değildik yani. Kış hazırlıklarını yaptınız mı? Yeni. Domates aldık işte kışlık. Şeftali 35 lira. Yani mesela düşünün, 5 tane şeftaliye 25 lira verdi. Salatalık Adana gibi bir yerde 20 liradan aşağıya düşmedi. Patlıcan desen 30 liradan aşağı düşmedi. Seçildi ama gene Cumhurbaşkanı, ama bize bir katkısı olmadı. Böyle vaat etmemişti bize. Daha da her şeyin yükseleceğini vaat etmemişti. Benim eşim emekli. 7,5 milyar para bağlandı. 7,5 milyarla ben ev kirası var. Nasıl geçinmeyi düşünüyoruz? 3 çocuk nasıl geçinebiliriz? Çalışması asla geçinemez. Geçen hafta geldim, 400 lira harcadım. Şimdi bilmiyorum ne yapacağım. Emekli maaşı alıyor musun? Bir tek emekli maaşım var. Eşim yatalak, hasta. Hiçbir yerden bir yardım alamıyorum. Bu kadar pahalılık olur mu kızım? Ne bileyim ben. Seçimlerden sonra enflasyonu... Seçimlerden sonra zaten patladı. Ondan sonra oldu. Bekliyor böyle. Beklemiyorduk. Böyle. Daha uygun, daha ucuz olur dedik. Kalktık, verdik oyumuzu. Ne oldu? Olan bize oldu yani. Olan bize oldu. Emekli yani. Maaşının ne kadar olması gerekiyor sizce? Yani 10.000'i geçmesi lazım bu pahalılıkta kızım. Yeter mi? Yetmiyor yavrum, yetmiyor. 10.000 de yetmiyor. 15.000 verseler bilmiyorum yani. Onların hayatları hayat. Olan bize oluyor. Biz sürünüyoruz biz. Ne aldınız? Ne kadar aldınız? Şurası 80-100 lira tuttu burası. Evet, bu 100 lira. Daha bitmedi. Giderimiz ne kadar oluyor pazar? Geçen hafta ne gittik biz? Yani pazar arabasıyla gelmiştik. 650 liralık malzeme aldık, evet. Aldığımız ücretle kıyaslandığında nedir? Yani asgari ücretten çok zor geçim. Bu pozisyonda, bu şartlarda çok zor. Asgari ücret ne kadar olmalı? Normal bir vatandaşın en azından eline bir 20 bin lira para geçmesi lazım rahat geçinebilmesi için. Evde kışın gelecek doğalgaz kullanacaksın. Bu meyve sebze tam sezonda, şimdi 20 bin lira 30 bin lira domates yiyorsun. O 35 bin lira 40 bin lira 40 lira sebzenin bir kilosu. Bunlar sezonda böyle yiyorsak kış geldiği zaman ne kadar yiyeceğiz bilmiyoruz yani. Bu sene biber ektim. Patlıcan ektim. Patlıcan tarlada 2 lira kimse bakmıyordu. Tarlada 2 lira kimse bakmıyordu. Ama pazarda, manavlarda birebir şahit oldum. 12 dedi. Bundan 2 ay önce. Aslında buradaki bu fiyat farkı, bu uçurum nasıl oluşur? Buna kim müdahale edecek? Esas denge, önemli olan husus burasıdır. Ve şu an tarlamı sürdüm. Normalde aşılı patlıcan dediğimiz, bunu eken arkadaşlar bilir. Çok maliyeti. Sadece bunun fide şeyi 7 lira. Yani 7 lira olur değil mi? Artık parayı da karıştırdı. Eski paranın 7 bin lira bir fide maliyeti. Ben orada aldım 3-4 ton bir patlıcan alalım. Çünkü satılmıyor, kimse almıyor. Dünyanın her yerinde böyledir. Kooperatifler var. Bu kooperatifler bir ayrı devletin içerisinde ya da şahsiyetin. Yani şu an bizim buradaki kooperatifleri kastetmiyorum. Bizim buradaki kooperatifler hepsi özel. Hepsi tefeci dükkanı gibi. Bugün ya bütün dünyada tarım sektörü dedim, Hollanda modeli örnek verilir. Hollanda'da kimse denetimsiz bir şey ekmez. Oradaki mühendisler yönlendirmesiyle. Bizim burada öyle bir kontrol yok ki. Bir ürün para ettim, sana herkes aynı şeye saldırıyor. Ondan sonra para etmiyor, çöküş başlıyor. Ya bir kota olması gerekiyor. Ekecek miyiz? İlla ekeceğiz. Ülkemizin, halkımızın daha refah düzeye gelmesi için bu üretime devam edeceğiz. Ama maliyetlerimiz çok çok yüksek. Önümüzdeki sezon... Nedir o maliyet kalemleri mesela? Ya mazottan başlayalım. Mazotlarımız ektiğimiz yıllar, ektiğimiz aylardaki mazot 22-23 lirayken şu an 40'lara dayandı. Tabii ki bu tohuma, gübreye, tarla sahibi olmayan insanlar, tarla tutan icar sahipleri, icar kiraya tutan insanlar hepsini maliyetlerden etkileyecek. Yani bizim bu konudaki düşüncemiz, Türk çiftçisi olarak dileriz ki Avrupa'daki çiftçilerin aldığı desteği biz de almak isteriz tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bir sıkıntımız var. Dilerim bundan sonraki
gelecek yıllarda umuyor muyuz? Umuyoruz. Maliyetlerimiz daha alt seviyeye çekilmesini, bizim çektiğimiz üretim konusundaki sıkıntıların daha alt seviyelere gelmesini isteriz. Kilosu kaça mal oluyor bir buğdayın? Buğdayın bir kilosu bana maliyeti şu an 5-5 buçuğa mal oluyor bana. Ama tarla icarı hariç. Tarla icarı aldığımız zaman 7'lere, 7,5'lara yükseliyor. Anladım. Yani çoğu tüccar yok. Çiftçi aslında şu an zararda. Tabii ki zararda. Ya bir ekmek 7,5 lira, bir kilo buğda 6 bilmem kaç kuruş. Ya bir kilo buğdadan 4 ekmek olduğuna göre bunun matematiği birileri bize çözsün, biz bize bu formülü öğrenelim. Bu nasıl oluyor? Esas çelişkinliğin her şeyi burada. Bunu kim denetliyor? De kazandığınızla yani şimdi maliyetler işte 20 liradan 40 liraya çıktı şey. Maliyet. Yani kazandığınızla tekrar ekerken yetecek mi yani? Nedir durum? Bir sezon için tabii ki yetmeyecek. Yani maliyetler şu an çarpı 2 diyebiliriz. Yetmeyecek kesin zaten. Bunu herkesin bunu farkındayız, biliyoruz. En başta yapılacak şey bir kere mazottan bir destek isteriz. Hani çiftçiye bir kota getirilir. Pardon. Atıyorum örnek bir misal olarak veriyorum. 40 TL ise çiftçi 20 TL. Böyle bir yani limit verilir. Ben 50 dönüm ekiyorum. İşte 50 dönüm ekiyorsam bana şu kadar mazotu bu paraya alabilirim. Yani 20 TL'ye faraza konuşuyorum. Öyle bir imkan gübre konusunda bize destek sağlayabilirlerse. İlaçlar aynı keza. Fiyatlar bize maliyet. Yani kısacası bizim üretim için hani beklentimiz maliyetlerimizin aşağı çekilebilmesi.